Afiyet olsun. Sana da. Sen benimle konuşmuyor musun? Beni iyi dinle Eda. Her gün eve geldiğimde bir şeyler olduğu halde hiçbir şey olmadığını söylemekten vazgeçene kadar konuşmuyorum. Belki de sana söyleyemeyeceğim şeyler oluyordur. Ha öyle mi? Eda, insanın kocasına söyleyemeyeceği hiçbir şey olamaz. Neyse, ben erken yatıyorum. Perihan teyze. Efendim? Kapıdan gelebilir misin? Seninle bir şey konuşmak istiyorum. Hemen geliyorum. İşte geldim. Hoş geldin Perihan teyze. İçeri girsene. Yavuz yok mu? Yatmaya gitti. Bu saatte? Evet, Yavuz'la aramız biraz bozuk da. Aa, ne oldu benim güzel kızım? Anlat bakayım. Perihan teyze, biliyorsun Toprak her gün ama her gün sihirler yapıyor. Sen de her gün ama her gün o yumurcağı uyarıyorsun. Seni dinlemiyor, küsüyorsunuz. Evet, sonra Yavuz geliyor. Ne oldu diye soruyor. Ben de ortalığı düzeltmek zorunda olduğum için hiçbir şey olmadı demek zorunda kalıyorum. O da zannediyor ki ben Toprağa durup dururken bağırıyorum. Oyuncakların ortada hiçbir şey yokken onun elinden alıyorum. Benim kötü bir anne olduğumu düşünüyor. Yok Perihan teyze, bu böyle olmayacak. Her şey o kadar kötüye gidiyor ki. Bir şeyler yapamaz mısın? Ay sen hiç üzme güzel canını. Benim tatlı kızım, tabii ki bir şeyler yaparım. İki sorun var, ikisini de hemen çözeceğiz. Sen olmasan ne yapardık bilmiyorum Perihan teyze. Canım benim. Şimdi ilk iş olarak Yavuz'un hafızasından bütün aksilikleri sileceğiz. Hadi gidelim. Hadi. Uyutalım. Aranızdaki bütün tatsızlıklar kötü bir rüya gibi geriye akarak silinip gitsin. Olur. Aa Perihan teyze, bir de benim durup dururken saçma sapan yalanlar söyleyen birisi olduğumu zannetmesin. Değil mi? Bu kazana nedenli nedensiz yalan, bol bol samimiyetsizlik, iftira, ikiyüzlülük, çıkarcılık, kendini beğenmişlik tohumu atalım ve şöyle bir karıştıralım. İşte oldu. Şimdi bu sihir sayesinde kızlarım kocalarına ve yakın arkadaşlarına kötü davransınlar. Ve yanlarında hiç onları seven, sayan fani kalmasın. Bu durumda koşup analarına, benim yanıma dönsünler. Evet, sihri önce Eda'dan başlayalım. Göster bakalım sihirli ayna Eda nerede? Nerede bu kız? Bu odada yok. Yatak odasına bakalım. Burada da yok. Çocuk odasına bakalım. Burada da değil. Nerede bu kız? Yoksa ben gittikten sonra Yavuz'la iyice kavga ettiler. Araları mı bozuldu? Yaşasın. O halde şu anda bana geliyordur. Betüş'ü sihirleyelim. Evet, şimdi bu sihirler Betüş'ün ruhuna girsin. Gamsız hayat, herkese başka sorar. Geçmiş hesaplarını, gamsız hayat. Güzel kızım, böylece Yavuz meselesini halletmiş olduk. Yarın sabah uyandığında
o sana güvenen, o seni çok seven yakışıklı kocan geri gelmiş olacak. Ay çok sağ ol Filan teyzeciğim. Bir şey değil hayatım, dur ama dur. Daha işimiz bitmedi. Şimdi sıra senin o yumurcakta. Uslu bir kız olana kadar Perihan teyzesi bir süreliğine onun sihirlerini ondan ödünç alacak ki Yavuz'a karşı seni zor durumda bırakmasın. Nerede o? Annemde. Aa, neden? Biz şey Yavuz'la tartışınca o da... Anlıyorum. O zaman ben annenin şatosunda onun sihirlerini geri alırım. Hem bu arada da Dudu'yu bir kontrol etmiş olurum hayatım. Söyle ona, o da geri gelsin. Geç oldu. Ay tamam, hiç merak etme. Ah bu arada. Aa, bu ne? Seni korusun diye küçücük bir sihir. Yavuz'unkinden mi? Evet, Yavuz'unkinden. Olur ha, annen yeni bir sihir teşebbüsünde bulunursa seni korusun diye küçücük bir önlem. Hadi sihirli geceler hayatım. Teşekkür ederim Perihan teyze. Her zamanki gibi çok düşüncelisin. Canım benim. Hem bu benim görevim hem de sizleri çok ama çok seviyorum. Bay bay. Sihirli geceler. Dede, sayende insan gibi duruyorsun. Ama böyle kendimi insan gibi değil, torunumun maymunu gibi hissediyorum. Hiç öyle düşünme dede. Çok eğleniyoruz, çok. Evet, ama artık eğlenceye ara veriyoruz. Oh, ay sağ ol Perihan. Sihirlerini bir süre senden alıyorum Toprakçığım. Ama... İtiraz istemem. Anneni çok üzmüşsün, yaptıklarını biliyorum. Uslu bir çocuk olana kadar sihirlerim bende. Hadi bakalım, şimdi seni evine gönderiyorum. Anneni öp ve ondan özür dile, olur mu? Olur mu dedim, Toprakçığım? Peki. Seni sihirli aynadan izleyeceğim. Annenin gönlünü almayı sakın unutma. Hadi bakayım, göreyim seni. İyi geceler. Bakalım sözünü tutacak mı Taceddin'ciğim? Tutar benim torunum, tutar. Merhaba. Merhaba. Özür dilerim. Canım, Perihan teyze söylediği için benden özür dilemek zorunda değilsin. Özür de diğer bütün duygular gibi gerçekten hissederek söylemediğin zaman hiçbir anlam taşımaz. Ama benimle küs kalacaksın. Peki bu seni üzer mi? Evet, çok üzer. Bak ne diyeceğim. Sen özür dilesen de dilemesen de ben seni zaten affedeceğim. Çünkü senin atsan atılmaz, satsan satılmaz bir durumun var zaten. Ve ne yaparsan yap sen benim hep canım olacaksın. Ben seni hep çok seveceğim. Oy, güzel kızım. Haylaz kızım. İşte bu kadar. Aileyi eski haline getirdik Taceddin'ciğim. Ah sen olmasan ne yapardık bilmiyorum. Lafı mı olur benim güzel arkadaşım? Dudu Hanım neredeler acaba? Pek ortalıkta görünmüyorlar. Buradayım Perihan. Oho, yüzünde güller açıyor Duducuğum. Ay bir gün seni görmesem yüzümde orkideler açacak ama. Gidiyorum canım, hiç merak etme. Benim bir işim vardı, onun için uğradım zaten. Ha, işin de torunum herhalde çünkü gitmiş. Evet, evine gönderdim. Yahu Dudu, sen ne biçim kadınsın? Kızların şatoya dönsün diye o sihir senin, bu sihir senin paralanıp duruyorsun. Ya torunun sana misafir geliyor, gidip odalara kapanıyorsun. Hakaretlerin bittiyse gider misin? Gidiyorum canım. Ama gene yeni bir haltlar karıştırdıysan gözünün yaşına bakmam, haberin olsun. Ben yukarıda ne yapıyorsam kızlarım geri dönsün diye yapıyorum. Onlarla beraber peri torunlarım da eve dönecekler. Seninle torun sevgimi o zaman tartışırız. Toprak niye gitti? Sana düşen görevi o yaptı. Onu annesiyle barıştırdı. Eda'nın aile huzurunu geri verdi. Oo, öyle mi? İçinde huzur geçen cümleler kurduğuna göre Eda'ların ev hayatı yoluna girdi demektir. Ben de Eda'yı bekliyordum. Şuna bir bakayım. Peri, sakın unutma. Sihir gece saat 12'den sonra bozulacak ve eski haline döneceksin dedi. Ya! Ya!
kedisi Peri'ye teşekkür ederek arabaya bindi. Kahretsin. Eda'yı da korumaya almış. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.